Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî azze'l-islâme vel-müslimîn ve ezelle-şirke vel-müşrikîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinellezî ursile bidînil hakki liyuzhirahu alâ'd-dîni kullihî. Velev kerihel-kâfirûn, velev kerihel-müşrikûn, velev kerihel-demokratiyûn vel-ilmaniyûn. Emmâ ba'd. Allahümme şrahlî sadrî ve yessirlî emrî ve hlul 'uqdeten min lisânî yefkahû kavlî. Allahümme erina al-hakka hakkan ve erina al-batıla ve erina al-batıla ve erina al-batıla. Şimdi biz geçen dersimizde Ehl-i Sünnet'in menhecini anlatırken var olan veya yapılan cihadın Ehl-i Sünnet menheci üzerine bir cihat olabilmesi için önce Ehl-i Sünnet menhecini iyi anlamamız gerektiğini söylemiştik. Bu menheci anlayıp yaşama geçirecektik ki işte eğer var olan cihatlar ya cihat yapmak isteyen insanlar veyahut da Allah yolunda mücadele etmek isteyen insanların yapmış oldukları bu amel Ehl-i Sünnet'in ameli üzerine veya Ehl-i Sünnet'in menheci üzerine olsun. Zaten aslında yazar buna Ehl-i Sünnet'in menheci demeseydi dahi başından beri anlattığı meselelere bakarsanız Kur'an ve Sünnet'in ta kendisini anlatıyor. Yani olması gereken özellikleri anlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği de budur. Zaten bugüne şimdiye kadar öğrendiklerimiz İslam dininin son din olduğu, İslam dininin kemale erdiği, her şeyin önüne geçirilmesi gerektiği, Allah ve Rasulünün önüne hiçbir şey geçirmemek gerektiği, bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'in öğretileridir. Bugün ise dördüncü madde olan tam bağlılık ve teslimiyet nedir ve bunun içerisine neler girer? Şimdi ona bakacağız inşallah. 4. Tam bağlılık ve teslimiyet. Bu da üçüncü esas olan Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmemek için kişinin dinin hükmünü bilmesi ilkesinin gereğidir. Kişi bu hükmü bildikten sonra ona tam boyun eğmesi gerekir. Bu boyun eğmesi zahir ve batında yani hükmün tamamında olmalıdır. Tam bağlılık İslam'ın zahir ve batın bütün hükümlerine boyun eğmek ve ona tabi olmak demektir. Zahirde bağlanırken kalbinde de tam teslimiyet ve rıza taşıması gerekir. Bu batini bağlılık sahibinin zahiri bağlılığı ile ahirette fayda görmesini sağlar. Mümin ile münafık arasında ayrıcı olan budur. İkisi de görünürde İslam'a bağlı ve hükümlerine muhataptır. Ancak kalbin bağlılığında ikisi ayrılır. Mümin tasdik eder ve razı olur ama münafık yalanlar ve nefret eder. Şimdi tam bağlılık ve teslimiyet. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini bildikten sonra bu hükümlere karşı tam bağlılık ve teslimiyet. Bu tam bağlılık ve teslimiyetin delili nedir? Bunun delili İslam'dır. Ben İslam oldum diyen bir insanın İslam'ın kelime manası olan teslimiyeti de beraberinde yerine getirebilmesi lazımdır. Eslemtu veyahut ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona teslim ol deyince alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi İbrahim. Ondan dolayı İslam'ın emirlerini insan öğrendikten sonra bağlılık şarttır. Bu da Müslüman oldum demenin, teslim oldum demenin bir gereğidir. Bunun yanında bu bağlılığın hem zahirde olması lazımdır hem batında olması lazımdır. Yani insan zahirdeki bağlılık nedir? İnsanın bu emri hayata geçirmesi demektir. Batındaki bağlılık ne demektir? İnsanın bu emre karşı sıkıntı duymadan bu emri gerçekten gönül rahatlığıyla yerine getirmesidir. Bu da iç şeydir. Bu da müminle münafık arasındaki ayrıcı noktadır. Zahirde mümin de şeriata tabidir, münafık da şeriata tabidir. Fakat iç dünyalarına gittiğimiz zaman mümin içeride de İslam'a tabidir. İslam'ın şeylerini, İslam'ın emirlerini yerine getirmeye çalışır kendi iç dünyasında. Fakat münafık nedir? Fakat münafık böyle değildir. Münafığın iç dünyasında sorunu vardır. İslam'ı benimseyemiyor, İslam'ı içselleştiremiyor. Sadece içinde bulunduğu ortamdan dolayı o da böyle gelmiş, böyle gidiyor. Eyazübillah. Şimdi arkadaşlar, bu içerideki bağlılık meselesinde insanların çoğu bazı şeyleri yanlış anlıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi de nedir? Münafık dediğimiz zaman, yani böyle münafık kelimesini zikrettiğimiz zaman insanların aklına şöyle bir tipleme geliyor. Hani adam dış dünyasında gelip de işte Müslümanların yanına geldiğinde onlar gibi görünen, arkasına da hemen döndüğünde işte ben bu ahmakları nasıl kandırdım, ben onlarla dalga geçtim, oysa ben iman etmiyorum diyen bir insan tiplemesi geliyor. Oysa Kur'an ve sünnette bu münafığın sadece bir türüdür. Yani münafığın en azgın türü budur. Münafığın başka türleri de vardır. Mesela bunlardan bir tanesi işte Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu kabir
azabıyla ilgili kıssa. Müslümana soracaklar, Rabbin kimdir, dinin kimdir, işte peygamberin kimdir, cevap verecek. Onlar da diyecek, der ki melekler, vallahi biz biliyorduk, sen böyle inanıyorsun. Sonra ona rahatlık vaat edecekler. Münafığı getirecekler, münafığa soracaklar, diyecek ki vallahi bilmiyorum, insanlar bir şey diyordu, ben de diyordum. Yani münafığın bir türü de budur. Adam içinde yoksa şey değildir, Allah ve Resulüne düşman değildir. Yani geldiği toplumda insanlar ne diyorsa kendisi de onu söyleyendir. Zahirde teslim olup da iç dünyasında bir türlü İslam'ı kabul edemeyen veya şek şüphe içerisinde kalan veya İslam'ı benimseyemeyen veya kendisine çok ağır gelen insanlar, zahirde de sırf insanlar bir şey demesinler diye veya onlardan görünebilmek için bağlılık gösteren insanlar, bu da münafıklığın en tehlikesi olanıdır. Yani insanın fark etmediği ve münafıklığın en tehlikeli olanıdır. Ondan dolayı İslam'ın işte benimsenmesi gerekir. Daha sonra da bunun zahirde açığa vurulması gerekir ki tam bir bağlılık ve teslimiyetin delili de bağlılık ve teslimiyet de budur inşallah. Tam bağlılık ve teslimiyetin vacipliğinin delili Allah-u Teala'nın şu ayetidir. Hayır, Rabbine yemin olsun, aralarına çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça, verdiğin hükme karşı işlerinde hiçbir sıkıntı duymayarak tam teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Allah-u Teala iman hükmünü zahiri haldeki bağlılık ve teslimiyetle beraber kalbin rıza ve teslimiyetine de bağlamıştır. Şimdi Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede tam bağlılık ve teslimiyetin nasıl olması gerektiğini açıklıyor zaten. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Senin Rabbine and olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Allah iman etti, yemin eden kimdir? Yemin eden Allah'tır. Neyin üzerine yemin ediyor? Kendi nefsinin üzerine yemin ediyor. Yemin edenlerin en şereflisi, yemin edilenlerin en şereflisine yemin ediyor. Ve diyor ki, لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmezler. Birçok insanın içinde bulunduğu bir hali Allah Azze ve Celle inkar ediyor. Onlar iman etmezler. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin etmedikleri müddetçe onlar iman etmezler ey Muhammed. Kendi nefsine yemin ediyor Allah. Hakem tayin edildiği zaman yine insan iman edemiyor. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ Sonra senin vermiş olduğun hükme içlerinde zerre kadar bir sıkıntı duymadan şey yapacaklar. Yani senin verdiğin hükme inanacaklar. Sen bir hüküm verdiğin zaman zerre kadar bir sıkıntı duymayacaklar içlerinde. Bak birinci ayette Resulü hakim kılmak birinci bölümde bu zahiri bir teslimiyet ve bağlılıktır. İkinci bölümde Resulün verdiği hükme içinde zerre kadar sıkıntı duymamak, bu da batini bir bağlılıktır. Yani bu insanın içinde olacak olan bir şeydir. Kimse bunu bilmez. İnsan Resulü hakem de tayin etse, insan Resulün verdiği hükme sıkıntı da duymasa yine iman etmiş olmuyor. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ve tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar diyor Allah Azze ve Celle senin verdiğin hükme. Dikkat ederseniz bu ayette de Allah Azze ve Celle bağlılık ve teslimiyet için insanın imanı için gerekli olan bağlılık ve teslimiyetin hem iç dünyadaki sıkıntının gitmesine hem de dış dünyada Resulü hakem kılıp sonuçta verdiği hükme tam bir teslimiyetle teslim olmaya bağlıyor. Buyur efendim. Tam bağlılık sadece bazı emirlerde değil, bütün emir ve yasaklarda İslam'ın bütün hükümlerine bağlılık ve itaat demektir. İslam tamdır ve her konuda bir hükmü vardır. Bunun delili ise şudur. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman iman etmiş olan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah'a ve Resulü'ne baş kaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur. Tam bağlılık sadece İslam'ın bazı emirlerinde değil veya insanın hesabına gelen emirlerde değil, İslam'ın bir bütününde olması lazımdır. Niye? Çünkü İslam zaten başlı başına bir bütün dindir. Allah Azze ve Celle اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ben bugün size dininizi tamamladım dedikten sonra insanlara, yani bunu dinin tamam olduğunu bildirdiği gibi يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً Ey iman edenler dine bir bütün halinde giriniz diyor. Ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle ehli kitaba inkar ettiği zaman اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ Yoksa kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor. Yani dini parçalama, dini bölme, dini kısımlara ayırma özelliği kitap ehli ve müşriklerin özelliğidir. Müslümanların dininde ve menhecinde böyle bir şey yoktur. Allah'tan gelen tüm emirleri bir bütün olarak görürler.
Bir bütün olarak kabul ederler, bir bütün olarak tam bir teslimiyetle teslim olurlar. Bunun başka bir delili nedir? Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman mümin kadın ve erkeklere o konu hakkında seçim yapmak yoktur. Şimdi Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman, bu hüküm genel bir hükümdür. Yani her şeyi kapsar içerisine. Hüküm verdiği zaman mümin kadına ve erkeğe artık ne yoktur? Seçim hakkı yoktur. Ona tabi olmak, ona teslim olmak, onu kabul etmek zorundadır. Bu konuda ihmalkar davranılması, bidatlar, sapmalar ve türlü günahlarla meydana gelir. Bu ihmalkarlığın nedenleri ise şunlardır. Şimdi bir de burada şöyle bir sorun var. Yazar şimdi ona değinecek. Şimdi adam dinin bütün emirlerini kabul ediyor. Dinin bütün zahiri batını şeylerine teslimiyet gösteriyor. Yalnız bunu kabul etmekle beraber bazı noktalarla yani aslında kabul etmiyor. Kabul ediyormuş gibi görünüyor. Fakat kendince bazı noktalar bulmuş, onlarla da işini götürüyor. Şimdi yazar bunları tek tek anlatacak. Yani işte adama sorsan adam diyor hepimiz Kur'an ve sünnete tabiiz. Hepimiz Kur'an ve sünnete tabi olunması gerektiğine inanıyoruz. Doğrudur, din bir bütündür diyor. Yani söylemde söylüyor ama aslında dini bir parçalama, bölme, hepsini kabul etmemeye bazı yöntemler bulmuş, ondan kabul ediyor. Onları şimdi yazar sırayla anlatacak inşallah. Buyur Rafi. 1. Nasları tevil etmek. Kastedilen tevil, bozuk tevildir. Bunun dereceleri vardır ve bu derecelerin en şiddetlisi nasların batini tefsirleridir. Tevil, sahili olmayan bir denizdir. Tevil ile şeriat tahrif edilir ve haramlar çiğnenir. Şatibi El-İttisam isimli kitabında bunun birçok örneğini verir. Aslında tevil, şeriat hükümlerinin dışına gizli olarak çıkılması ve bağlılık kuralının çiğnenmesidir. Ancak bunu yapan kişi açıkça İslam'a muhalefet etmeye cesaret edemediği için tevil yolu ile gizlemeye çalışarak ona muhalefet etme yoluna gider. Naslara muhalefet ettiği halde onlara sarılıyor görüntüsü verir. Şimdi bu nasları tevil etmek meselesi biliyorsunuz selefin tanımında tevil ya tefsir manasına kullanılıyor. Hatta bazı alimler bunu da kabul etmiyorlar. Yani tefsir manasında da Kur'an-ı Kerim'de gelmediğini söylüyorlar. Veyahut da tevil bir işin akıbeti manasında kullanılıyor. Veya tevil bir işin pratiğe geçmesi manasında kullanılıyor. Yani bir işin pratiğe geçirilmesi, anlayarak insanın bir işi pratiğe geçirmesi manasında kullanılıyor. Halef, daha sonradan gelenler ise tevhile şöyle bir mana yüklüyorlar. Lafzı zahirinden sarf etmek. Yani diyelim lafzın bir manası var. Bu manayı değil de başka bir manaya lafzı götürmek. Yani farklı bir mana yüklemek. Diye tabii onlar bunu ne için yapıyorlar? Yani bunu ilk çıkaran insanlar belki de bozuk niyetlerinden bunu çıkarmamış olabilirler. Yani kimisine göre işte İslam'a yeni giren insanların bazı nasları anlamamasından kaynaklanan tevhile ihtiyaç doğuldu. Ondan dolayı bazı naslar Arap lügatına da uyularak özellikle isim ve sıfat tevhil edildi. Tabii biz bunu da doğru bulmuyoruz. Yani bu da doğru değil. Ama bunların özrü vardır en azından. Veyahut da diyelim adam esma ve sıfata olduğu gibi inanmanın insanlarda hulul ve vahdet-i vücut inancını oluşturduğundan dolayı adam isim ve sıfatların tevhil edilmesi gerektiğini anlayışına varmış. Bu da kendine göre bir mazereti vardır. Yani olabilecek bir mazereti vardır. Her ne kadar biz kabul etmesek de, asıl yol selefin yoludur desek de, tevil etmeden, tatil etmeden, tahrif etmeden naslara iman etmektir desek de böyle yapan alimler vardır. Fakat onlardan sonra gelenler, yani kendilerine bu kapıdan ne buldular? Kendilerine bu kapıdan bir yol buldular. O da ne tevil? Hesabına gelmeyen delilin manasına başka bir mana yükle. Veya götür başka bir yere hamlet, ona göre bir mana çıkar. Şeyh'in dediği gibi bu da nedir? Bu aslında şeriatın dışına çıkmaktır. Şeriatın naslarını kabul etmemektir. Tevil, bozuk olan tevil. Fakat ne yapmaz sahibi? Fakat ne yapmaz? Sahibi bunu böyle söylemez. Yani ben Kur'an ve sünneti kabul ediyorum, etmiyorum demez. Sadece tevillerin arkasına sığınaraktan bunu yerine getirir. Onun için tevilin tevil olabilmesi için birkaç tane şartı vardır. Bunların en önemli iki tanesi bir, başka bir nasa muhalif olmayacak. Yani tevilin tevil olabilmesi için başka bir nasa muhalif olmayacak. İki, Arap lügatında bunun bir kullanılışı olacak. Yani hamlettiği mananın, kullandığı mananın Arap lügatında neyi olacak? Arap lügatında bir şey olacak.
manası olacak. Yoksa bu tevil ne olmaz? Bu tevil, yani en önemli iki madde, batıl bir tevil olur. Yani tevilin nasla muhalif olmaması gerekir. Kim ne tevil yapıyorsa yapsın, hiç önemli değil. Ama biz tevilini ne yaparız? Kur'an ve sünnete arz ederiz. Eğer nasla muhalifse o zaman biz o tevili ne yapmayız? O tevili o zaman almayız. İki, nasların bazılarını alırken bazılarını almamak. Bu da tam bağlılık ve teslimiyete aykırıdır. Şu yollardan biriyle yapılır. Umumi nas ile hüküm çıkarmak ve onu tahsis eden nası göz ardı etmek. Yahut çelişmesi halinde umumi olan hususi umumi olanı hususi olanın önüne almak. Sebep ve hüküm aynı olmasına rağmen mutlak olan nası alarak belli bir şey ile kayıtlı olanı göz ardı etmek. Mücmeli alarak onu açıklayan nası göz ardı etmek. Kendisini nesh eden nas bulunduğu halde nesh olunmuş nas ile amel etmek. Muhkem olan nası bırakıp müteşabih ile delillendirme yapmak. Buraya kadar saydığı bunlar İslam'da istidlal metotları. Yani bazı naslar vardır umumiyet ifade eder. Bazı naslar vardır gelir bu umumiyet ifade eden hadisi özelleştirir. Bir bölümünü özelleştirir. Bir bölümü böyle değildir der. Hükmü böyle değildir der. Bazı naslar vardır mutlaktır. Bazı naslar vardır gelir ona bir kayıt getirir. Bazı naslar vardır kapalıdır. Öbür bir nas gelir bu kapalılığı ne yapar? Bu kapalılığı giderir. Onu beyan eder ondaki şeyi. Bazı naslar vardır bir manaya gelir. Bazı naslar vardır birden çok manaya gelir. Müteşabih gibi. Ne yapmak lazım? Hepsini bunların yerinde kullanmak lazım. Umumi bir lafız varsa, umumi bir ayet varsa ve bunun yanında bunun hükmünü özelleştiren bir ayet varsa, sen bunu özelleştiren ayeti görmezlikten gelirsen, sadece umumiyete tabi olursan, o zaman da ne yaparsın? Tam bağlılık ve teslimiyeti gerçekleştirmiş olmazsın. Çünkü yarım yamalak bir amel yapmış olursun. Aynı şekil muhkem var, müteşabih var. Asıl olan nedir? Asıl olan muhkeme alırsın, müteşabihleri de getirirsin, bu muhkemin ışığında anlamaya çalışırsın. Ki bu kimin metodudur? Bu müminlerin metodudur. Kalbinde eğrilik olanlar, işi anlamayanlar da ne yaparlar? İşi tam tersine çevirirler. Müteşabihleri alırlar, muhkemleri getirirler, müteşabihlerin ışığında anlamaya çalışırlar. Bu da ne değildir? Bu da olmaz. Yani mesela diyelim ki bir apaçık bir ayet var. Şeyle ilgili, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez diye bir ayet var. Öbür taraftan mesela la ilahe illallah diyen cennete gidecek diye bir hadis var. Şimdi Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ayeti muhkem bir ayettir. Bir manadan başka manaya gelir mi? Gelmez. La ilahe illallah diyen cennete giden gider yüzlerce manaya gelir. La ilahe illallah diyen cennete gider. Ölüm anında la ilahe illallah diyen cennete gider. Tövbe ederek la ilahe illallah diyen cennete gider. Bu İslam'ın ilk dönemlerindeydi. Şeriatlar daha gelmeden önceydi. Geldikten sonra bunun hükmü kalktı. Alimler bunu hep bu şekilde ne yapmışlar? Bu şekilde yorumlar yapmışlar. Öbür taraftan muhkem ne var? Muhkem bir nas var. Allah'a şirk koşulduğu zaman Allah affetmez. O zaman böyle basit şeylere yani veyahut da bir kelimeye cennet vaat eden hadisler bunların ışığında anlaşılması lazım. Müteşabih gibi olanları getirirsin muhkemin yanına. He, demek ki şirk koşmadan la ilahe illallah diyeni Allah azze ve celle ne yapacaktır? Cennete götürecektir dersin. Böyle yapmazsan eğer, hepsini kafana göre alırsan, kafana göre kullanırsan o zaman hem saparsın hem de ne yaparsın? Hem de saptırırsın. Din kolaylıktır gibi ruhsat ifade eden ve genel olan kurallardan hareketle bazı nasları veya hükümleri reddetmiyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve Allah'ın dinin kolaylık olduğuna dair bazı nasları var. Yani mesela diyelim Peygamber aleyhissalatü vesselam inne dine yusrun diyor. Din kolaylıktır diyor mesela. Allah azze ve celle bu dinin dinde sizin için kolaylık ister zorluk istemez diyor Müslümanlara. Şimdi bu iki tane nası alıp da dinin bütün alanlarına uygulamak veya dinin bütün alanlarına kullanmak daha sonra da işte din kolaylıktır efendim demek. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki siz bir meseleyi anlatıyorsunuz karşıdakine. Örneğin askerlik meselesini anlatıyorsunuz. Adam sizi dinliyor. Ya kardeş diyor niye bu kadar zorlaştırıyorsunuz ki diyor. Allah ve Resulü bu dinin kolay olduğunu, bu dinde aşırı gidenin mutlaka dinin ona galip geleceğini Allah ve Resulü bildirmemiş mi diyor adam. Niye bu kadar aşırıya gidiyorsunuz diyor mesela. Veya diyelim siz iman küfür meselesini anlatıyorsunuz. Ya kardeş diyor Allah'ın rahmetini niye bu kadar daraltıyorsun? Veya cenneti niye bu kadar küçültüyorsun, tek kendine görüyorsun falan. Aslında bunlar nedir? Bunlar kelime oyunudur. Yani bunlar şey değildir, gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Zanna tabi olmaktır, heva ve hevese tabi olmaktır.
Allah ve Resulü din kolaylıktır derken Mekke'de müşrikler kendisine 3 yıl ekonomik boykot uyguladıkları zaman Allah Resulü din kolaylıktır diye akidesinden taviz vermedi. Yani din kolaylıktır deyip de hadi gelin ruhsatı alalım, gelin onlarla beraber putlarına tapalım demedi Allah Resulü. Veyahut da Mekke'de kalıp da hicret edemeyen insanlar müşriklerle beraber savaşa çıkarıldıkları, zorla çıkarıldıkları zaman Peygamberimiz bunlardan fidye almayın. İşte bunlar şeydirler, garibandırlar, din kolaylıktır. Bunlar hicret edememişlerdi demedi Peygamber aleyhissalatü vesselam, öyle değil mi? Zaten bu hadislerin söylendiği yerlere bakın. Ya namazı uzatan bir sahabeye söylemiş. Ya işte ben ömür boyu hep işte oruç tutacağım, evlenmeyeceğim, gece namazı kılacağım diyen sahabeye söylemiş. Hiç kimseye itikat meselelerinde Allah Peygamberimiz bunu söylememiştir. Zaten böyle bir şey olsa, biz bunu bu şekilde anlasak, Resulullah Allah'ı yalanlamış olması lazım. Çünkü Allah diyor ki, اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz ey Muhammed diyor. Allah bu yükün ağır olduğunu söylüyor. Resulullah bu yükün hafif olduğunu söyleyecek. Bu yükün kolay olduğunu söyleyecek. Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu din ağırdır. Dağlar bile bu dini taşıyamamıştır. Bu din dağlara yüklenilse dağlar Allah korkusundan paramparça olacağı bir dindir. Bu din ağır yük olan bir dindir. Kolaylık sadece nerededir? Kolaylık İslam'ın ameli boyutundadır. Yani zaten bak diyorum, tekrar söylüyorum. Hiç şöyle bir şey göremezsiniz işte. Bir sahabe bir Müslümanı almış karşısına, sakın puta tapma, itikadından taviz verme diyor. Peygamberimiz de gelsin ona dese ki niye bu kadar abartıyorsun? Din kolaylıktır. Böyle bir şey bulamazsınız yani. Kime söylüyor? İşte Muaz İbni Cebel şeyi çok uzattığı zaman, namazı çok çok uzattığı zaman, insanları artık perişan ettiği zaman Peygamberimiz bir ona söylüyor. İşte çok çok namaz kılacağını söyleyen insanlara söylüyor. Çok amelini zikreden, ben şunu yaptım, bunu yaptım diyen insanlara söylüyor. Yani yavaş olun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dinin kolaylık olduğunu, dinde aşırıya gidenin dine onun ağır geleceğini söylüyor. Yoksa iman ve küfür meselelerinde bu naslar kesinlikle ne yapılmamıştır? Kullanılmamıştır. Ondan dolayı ve şey olarak da bu nasları bu şekilde böyle kopuk bir şekilde alıp sadece getirip kendi heva ve hevesine göre kullanmak da bu da bidat ehlinin özelliklerindendir. Buyur efendim. Hakkında ihtilaf olduğu ve ihtilafın bulunmasının muhalefet engelini kaldırdığı gerekçesiyle görüşlerden tercih olanın ile değil, mercuh yani ikinci derecedeki görüş ile amel etmek. İbn-i Abdilber şöyle der, ihtilaf şeriatta delil olmaz. Şimdi ihtilaf meselesi gerçekten insanların ayağının kaydığı çok ciddi bir nokta. Yani bu ihtilaf meselesi dediğimiz mesele. Şimdi adam diyor ki, şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ihtilaf nerede zikredilmişse Allah Azze ve Celle ihtilafı yeriyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ihtilafı kabul etmiyor. Bu kitap bir başkasının yanından olsaydı diyor, onda ihtilaf bulurlardı diyor. Yani ihtilafın olabilmesi için kitabın Allah tarafından olmaması gerektiğini söylüyor. Allah Azze ve Celle müminlere ihtilaf etmemeleri gerektiğini söylüyor. Peygamberimiz sürekli müminlere beraber olmayı, ihtilaf etmemeyi, birbirlerine karşı çekişmemeyi, birbirleriyle yan yana olmayı Peygamberimiz müminlere emrediyor. Sadece ihtilaf edilebileceğine dair bir tane delil var. O da ihtilafu ümmeti rahmetun. Yani benim ümmetimin ihtilafı rahmettir. Daha önce hatırlıyorsanız hem bunun metin yönünden zayıf olduğunu söylemiştik. Yani okumuştuk beraber bu hadisin metin yönünden zayıf olduğunu. Hem de bu hadisin senet yönünden zayıf olduğunu söylemiştik. Hem de metin yönünden anlaşılmaz olduğunu söylemiştik. Bir, bütün naslara muhalif bir metin. Yani ihtilafı rahmet gösteren bir metin. İki, ihtilaf rahmetse demiştik, o zaman ne olması lazım? İttifakın da azap olması lazım demiştik. Böyle bir şey de ne olmaz? Böyle bir şey de söz konusu olmaz. Şimdi peki İslam'da ihtilaf var mıdır? İslam'da değil, insanların tabiatı gereği ihtilaf söz konusudur. Yani insanların anlayışlarının farklı olması, zekalarının farklı olması, kabiliyetlerinin farklı olması, yetiştikleri ortamın farklı olması ve benzeri sebepler insanları ihtilaf etmeye sürükler. Şimdi İslam'da ihtilaf iki kısma ayrılır. Bir, furu noktalarda ihtilaf etmek. Yani furu noktalarda işte mesela fıkhi boyutlarda ihtilaf etmek. Fıkhi boyutlarda ihtilaf etmek, eğer iki tarafın da kendine göre delili varsa ve iki taraf da kendi delilinin gereğiyle amel ediyor ise, iki taraf da nedir? Eğer iki taraf da delillerden içtihat, yani delillere içtihat etmeye ehil olan insanlarsa, bunlar ne yaparlar? İki taraf da ecirlerini alırlar. Ha, isabet eden iki tane alır, hata söyleyen kaç tane alır? Hata söyleyen bir tane ecir alır.
Bu durumda bizim üzerimize düşen nedir? İki tane içtihat ehli olan insan, iki tane sağlam ve kuvvetli delile dayanaraktan ihtilaf ediyorlar mesela. Bizim üzerimize düşen ikisine de rahmet okumaktır. İkisinin de ecir aldığına inanmaktır, içtihat ehli ise. Fakat her zaman mutlaka bir tane racih olan vardır. Yani şey yoktur, ihtilaf var diye de işin önü açılmaz. Bizim üzerimize düşen nedir? Herkes kendine göre racih olanla amel eder ve birbirlerine karşı da ne yapmazlar? Kötü söz söylemezler. Hem içtihat edenler hem mukallid olanlar. Yani kendilerine göre racih olanla amel ederler ve ne yapmazlar? Birbirlerine karşı da şeyde bulunmazlar. Öbür tarafta yine furuda ihtilaf. Bir tarafın delili olmadığı halde akli veyahut da mezhebi sözleri ön tarafa sürerekten apaçık hadislere ihtilaf etmesidir. Burada ihtilaf söz konusu olamaz. Bu ihtilaf geçerli bir ihtilaf değildir kesinlikle. Hele bir de sünnete muhalefet söz konusuysa bu ihtilafın içerisinde ya karşı taraf hemen kendi görüşünü bırakıp sünnete gelecektir veya karşı taraf nedir? Bidat ehlidir. Eğer onun bunun görüşünü sünnetin önüne geçiriyorsa karşı taraf bidat ehlidir. Tabi bu zikrettiklerim hep genel kaideler. Mutlaka bunların içinde istisnalar söz konusu oluyor. İkinci nokta iman ve küfür meselelerinde yapılan ihtilaftır. İman ve küfür meselelerinde aslen ihtilaf olmaz. Yani asıl olarak iman ve küfür meselelerinde ihtilaf olmaz. Niye? Çünkü iman ve küfür meselelerindeki ihtilaf kişilerin dinlerinin farklı olmasını gerektirir. Yani düşünsenize ben şimdi diyorum ki bu küfürdür. Kardeş de diyor ki bu küfür değildir. Ben diyorum ki bunu yapan kafir olur. Kardeş diyor bunu yapan hiçbir şey olmaz. Ne olur? Bu ihtilaf olmaz. Bunun adı yani bu ihtilafın hiçbir tarafı tutarlı bir yönü olmaz. Çünkü dinler birbirinden farklıdır. Yani hem dünya ahkamının hem ahiret ahkamının üzerine bina edildiği iman ve küfür hükümlerindeki ihtilaf kişilerin dinlerinin farklı olmasını ne yapar? Dinlerinin farklı olmasını gerektirir. Fakat iman ve küfür meselelerinde de ihtilaf olabilir. Mesela nerede ihtilaf? Hükmü şahsa indirgeme noktasındaki ihtilaf. Yani diyelim ki İslam alimlerinin bazısı tekfirin engelleri konusunda daha ihtiyatlı davranırken bazısı daha rahat ve serbest davranmışlar. Doğal olarak bu iki grup küfür olduğuna inandıkları bir fiili karşı taraftaki biri işlerse bunun bu hükmü şahsa indirgeme noktasında ihtilaf edebilirler. Yalnız bu ihtilaf da ebedi bir ihtilaf olamaz. Yani bu da nereye kadardır? Hüccetin ikamesine kadardır. Yani karşıdaki şahıs, hani ihtilaf ediyoruz. Diyelim ortada bir amel var, bir küfür ameli var. İkimiz de bu küfür amelinin küfür olduğuna itikad ediyoruz. Ben diyorum ki, biri de bunu yapıyor. Ben diyorum ki bu adam kafirdir. Yanımdaki de diyor ki, vallahi anlatmadan, hücceti ikame etmeden biz bunu tekfir etmeyelim diyor. Mesela. Buradaki ihtilaf nedir? Zamanlı olarak, yani böyle kısa bir dönemde olsa, tabi bazı istisnalarla, mesela tağutu istisna ederek, bazı istisnalarla buradaki ihtilaf geçerlidir. Yani çünkü hükmü şahsa indirgemesi noktasında selef halef hepsi ihtilaf etmişler. Birinin kafir dediğine biri diyememiş, ona göre daha bir mani söz konusu olmuş. Ama bu ihtilaf da ne değildir? Bir ömürlük bir ihtilaf değildir. Karşı tarafa hüccetin ikame olduğu belli oluncaya kadar ne olur? Bu ihtilaf devam edebilir. Ondan sonra yanındaki adamın ihtilafı da artık ihtilaf olmaz. Kendi kendini kandırma olduğu anlaşılır. Yani Allah'ın kafir dediğine kafir diyememeyi işte ben hücceti ikame ettikten sonra kafir derim demeye bağladığı anlaşılır. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yani özellikle itikadi noktalarda eğer kişi bizim küfür dediğimiz amelden kendisi beri ise ve çevresindekilerini de sakındırıyorsa bu küfür denilen amelden ama hükmü şahsa indirgeme noktasında bir sorun yaşıyorsa bu adama karşı ne yapmak lazım? Çok ihtiyatlı olmak lazım. Yani bu dinlerin değişmesini gerektirmez. Veya konuşan adamı çok iyi dinlemek lazım. Yani bazen emin olun adamı dinliyorsun. Aslında aranda zerre kadar bir fark yok adamda itikatta. Fakat adam kendi itikadını farklı cümlelerle dile getiriyor. Sen kendi itikadını farklı cümlelerle dile getiriyorsun. Adam, sen diyorsun ki kulağın buradadır, adam diyor ki kulağın buradadır. Yani biraz daha işi yokuşa sürüyor. Yoksa aslında sonuç olarak söylediğiniz şeyler aynıdır. Fakat birbirinizi ne yapmıyorsunuz? Sadece anlamıyorsunuz. Onun için iman ve küfür meselelerinde iyi dikkat etmek lazım, iyi dinlemek lazım, iyi anlamak lazım. Adam neyi kastediyor? Bizim küfür dediğimiz meselenin vakasını adama güzel zikretmek lazım. Belki adamın aslı, usulü sağlamdır. Fakat içinde yaşadığımız vakayı anlamadığından dolayı meseleye küfür demiyordur veya yapana kafir demiyordur. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Adama vakayı
güzel bir şekilde izah etmek lazım. Böyle eğer ihtilaf çözülüyorsa bunun adı ihtilaf olmaz. Sadece bir vakayı anlamada sorun diyebiliriz mesela buna. Ama eğer yok devam ediyorsa bu, o zaman demek ki ciddi sorun var demektir. Dikkatlerin çekilmesi gereken şeylerden biri de bu bağlılığın ve teslimiyetin ölüm ve dünyadan ayrılık anına kadar kulun üzerine vacip olduğu, ilim ve ibadette ne kadar yükselirse yükselsin bidatçıların iddia ettiği gibi bunun hiçbir kimse üzerinden düşmediğidir. Allah-u Teala şöyle buyurur: sana yakin ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet et. Yakinden kasıt ölümdür. Buhari, Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ı öldüğü zaman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona yakin geldi buyurduğunu Ümmül Ala el-Ensariye'den de rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veya sahabesinden Resulullah'ın veya sahabesinden bir kişinin herhangi bir zamanda ibadeti bıraktığı bilinmemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ben aranızda Allah'ı en çok bilen ve ondan en çok korkan. Şimdi yazar burada bu bağlılığı anlattıktan sonra, teslimiyetin nasıl olması gerektiğini anlattıktan sonra veya insanlar teslimiyetten nasıl çıktığını anlattıktan sonra şu güzel noktaya değinmiş. Bu bağlılık ve teslimiyetin ölüm anına kadar devam etmesi gerekir. Yani bir insanın Allah'a bağlılığının şeyi yoktur, sınırı yoktur. Ta ölüm gelip, ölüm meleği insanın canını alıncaya kadar insan bağlılıkla, teslimiyetle mükelleftir. Şimdi sofiler Kur'an-ı Kerim'deki bir ayete yapışıp Allah'a ibadetin belli bir süreden sonra bırakılabileceğini söylüyorlar. O da nedir? وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Yakin sana gelene kadar Rabbine ibadet edeyim ey Muhammed diyor Allah Azze ve Celle. Yakin, önünüzde ayet var zaten. Sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Şimdi sofiler diyorlar ki yakin bir mertebedir. Yani bir derecedir. Kişi veya şeyh o mertebeye geldiği zaman ne yapar? Artık ibadet etmez. Niye? Çünkü Allah diyor ki sana yakin gelinceye kadar ibadet et. E artık bu adama ne gelmiştir? Bu adama yakin gelmiştir. Şimdi madde bir, işte Bukhari'nin de rivayet ettiği gibi sahabe bu ayetteki yakini ölüm manasını anlamıştır. Ölüm manasına tefsir etmiştir. Şimdi hadi diyelim ki biz de sofiler gibi düşündük. Dedi ki yakin bir mertebedir. Yakin insana geldiği zaman insan artık ibadet etmeyebilir. Velev farz edin diyorum. Böyle bir şey dedik. Şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselam ömrü boyunca ölene kadar ibadeti terk etmiş mi? Etmemiş. O zaman demek ki Peygamberimiz bu yakin mertebesine ulaşmamış. Eğer bir sofi gelip de şeyhinin, Peygamberin ulaşmadığı bir mertebeye ulaştığını iddia ediyorsa bu zaten haddi zatında küfürdür. İbadeti terk etmek küfür olduğu gibi haddi zatında böyle bir iddiada bulunmak, bu da başlı başına bir küfürdür. Tamam, bir sofiyle konuştuğunuz zaman deyin tamam hadi gel yakın bir mertebe olsun. Şimdi sofilerde çok bu var. Mesela açın kitapları işte falan, belli bir yaştan sonra hiç ibadet mi ibadet etmemiş, düşmüş çöllere çıplak çıplak gezmiş, ona yakın gelmiş diyor, yakın. Yakın geldikten sonra bizim memlekette bir tane var Hüseyin Efendi, ona da yakın gelmiş. Şeylerine de yakın gelmiş. Müritlerine de yakın gelmiş. Allah'a ibadet etmiyorlar. Delilleri de bu ayet işte. Bir de Allah onlara vahyediyormuş. Orada da delilleri şey. Allah diyor ya, Allah arıya vahyetti. İşte dağlardan ev edin diye. Yahu diyor arı gibi akılsız bir hayvana vahyeden Allah diyor, Şeyh Hüseyin gibi büyük bir zata neden vahyetmesin diyor adam. Tabi bunu söyleyen ahmak cahil olduğundan dolayı, Arap lügatını bilmediğinden dolayı vahiy kelimesinin Arap lügatından ne manalara geldiğini de bilmiyor aynı zamanda. Ondan dolayı ne diyoruz? Yakin ölümdür ayet-i kerimede. Hadi bir sofi gibi düşünsek desek ki yakin bir mertebedir. Gene kimseye ibadeti bırakmak yok. Çünkü Peygamberimiz ölene kadar ibadeti terk etmemiş. Gözünü açıyormuş bayılırken, sekeratta namazı kıldık mı, namaz vakti girdi mi diyormuş. Ölüm anında bile namazı düşünüyor. He, o zaman Peygamberimiz yakine ulaşmadı. Sofi dese eğer benim şeyhim yakine ulaştı, ümmetin icmasıyla bir nebi, bir veli, Resul'den daha üstündür diyen insan ne olur? Mürted olur, kafir olur. Beş, İhtilaf ve anlaşmazlık halinde Allah'a ve Resulüne başvurmak. Bu dördüncü esasa bağlıdır. İtaat ve bağlılığın tam olarak Allah ve Resulüne yapılması gerektiğini kabul eden bir kişi mutlaka bazen farklı görüş ve düşüncelerle karşı karşıya kalabilir. Bu durumda Allah ve Resulüne tam bağlılık ve teslimiyetin bir gereği olarak
hakkında ihtilaf olan meseleleri yine Allah'a ve Resulüne döndürmek zorundadır. Bunun delili ise şu ayetlerdir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resul'üne götürün. Bu hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. Devam et. İbn-i Kayyum Rahimullah şöyle der. Allah'a döndürmenin, Allah'ın kitabına başvurmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döndürmenin ise hayatında bizzat kendisine, öldükten sonra da sünnetine başvurmak olduğu konusunda insanlar icma etmişlerdir. Devam et. İbn-i Kayyum Rahimullah şöyle der. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz ifadesi şart bağlamında gelen belirtisiz bir ifadedir ve büyük küçük, açık ve kapalı dinin bütün konularında müminlerin ihtilafa düştükleri bütün konuları kapsar. İhtilafa düştükleri konuların hükmü Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulunmasaydı ve bu iki kaynaklı hükümler bu meselelerin çözümü için yeterli olmasaydı onlara bu meseleleri bu kaynağa döndürmelerini emretmezdi. Çünkü anlaşmazlığı gidermek için çözümü olmayan bir kişiye çözüm için başvurmayı Allah'ın emretmesi imkansızdır. Evet. Şimdi burada bilmemiz gereken nokta şu. Bir defa bu ümmette ihtilafın kesin vaki olacağını bilmemiz lazım. Yani bunu anlayabilmemiz için. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz hadis-i şeriflerde bu ümmetin 73 veya 72 fırkaya ayrılacağını zaten haber veriyor. Yani bu ümmette ihtilaf kaçınılmazdır. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam kendinden sonra insanların birbirini vuracağını, ihtilaf edeceklerini haber veriyor. İhtilaf iki yerde kaçınılmazdır. Bir, insan tabiatı gereği, yaratılışı gereği ihtilaf etmeye müsaittir. Bu genel anlamda. İki, bu ümmetin içerisinde ihtilaf söz konusu olacaktır. Resulullah aleyhissalatü vesselam bundan haber vermiştir. Hatta bu ihtilaf bazısı itikatta olacaktır. Bir kısım putlara tapıp müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz diyor Peygamberimiz. Bir kısmı da furu noktalarda olacaktır. Şimdi bu ihtilaflar esnasında Müslümanın üzerine düşen nedir? Yani hani bu aslında bir önceki konunun da tamamlayıcısı. Hani ihtilaf delil olmaz demiştik ya insanlara. Şimdi adam mesela diyelim ki özellikle bu televizyon hocaları mesela televizyona çıkıyor. Ya bu meselede ihtilaf var diyor. Ondan dolayı şey yapmamak lazım. Ne sorsan bu meselede ihtilaf var. Ne sorsan bu meselede ihtilaf var diyor adam. Oysa böyle değil. Allah Azze ve Celle hatta mesela ben yani Yusuf Kardavi'den biliyorum. Zırt pırt şey ayetlerini okur. İşte biz insanları yarattık ihtilaf etsinler diye mesela. Veya işte şöyle olmasaydı mutlaka ihtilaf ederlerdi. Bak diyor ihtilaf ne yapacaksın diyor. Yani ihtilaf kaçınılmazdır. Gerçi ayetler onun anladığı gibi de çıkmıyor da. Tefsirleri insan biraz karıştırdığı zaman onun dediği gibi yine çıkmıyor ayetler. Ama Allah Azze ve Celle velev diyelim onun dediği gibi olsun. Allah Azze ve Celle ihtilafın kaçınılmaz olduğunu, insanların ihtilaf edeceğini bildirmekle beraber ihtilaf anında başvurulması gereken merci de bildirmiştir. Yani tamam ihtilaf kaçınılmazdır hadi ihtilaf edin herkes kafasına göre yaşasın dememiştir. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz o zaman ne yapınız? İşi Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız eğer. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlardan, mümin olan insanlardan Allah ihtilaf esnasında işi Allah'a ve Resulüne götürmelerini istiyor. Ve bunun daha hayırlı, akıbet yönünden daha hayırlı olacağını müminlere bildiriyor. Bu ayet gerçekten önemli bir ayettir. Hem müminin menhecini beyan eder, hem mümin üzerine düşeni yaptıktan sonra eğer hala anlaşmazlık varsa tekrar mümine yapması gerektiğini anlatır. يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ وَاُولُوا الْاَمْرِ itaat ediniz. Bak dikkat edin. اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, ulul emre. Yani ulul emre Allah atfediyor. Ulul emre itaat edin demiyor direkt olarak. Niye? Çünkü ulul emre dahi yani alimlere ve yöneticilere dahi itaat etmek nedir? Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe geçerlidir. Bir yönetici Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe itaat edilir. Bir alim, Rabbani bir alim olup Allah ve Resulünün emrettiklerini yerine getirdiği müddetçe ona itaat edilir. Bunu yaptığınız halde ihtilafa düşerseniz, yani itaat ettik ama anlamadık mesela, ihtilafa düştük,
Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu nereye döndürün? Allah'a ve Resulüne döndürün. Demek ki buradan neyi anlıyoruz? Buradan birinci nokta şu. Tamam, ihtilaf kaçınılmaz olabilir ama Allah bununla beraber ihtilaf edildiği anda başvurulması gereken merciyi de ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Yani ihtilaf edin, keyfinize bakın. Herkes canının çektiğiyle amel etsin dememiştir Allah Azze ve Celle. Bunu da yaparken şu bilinçli olmamız lazım. Eğer Allah bizi ihtilaf anında bir, bizi gönderdiği kaynak nedir? Allah. Allah, Allah'ın kitabıdır zaten. Peygamberimiz yaşantısında kendisi İbn-i Kayyım'ın dediği gibi vefat ettikten sonra ise onun sünnetidir. Üçüncü nokta çok iyi kavramamız gereken, eğer Allah ihtilaf anında bizi kitaba ve sünnete gönderiyorsa demek ki bizim sorunlarımızın hepsinin bütün çözümü kitap ve sünnete mevcuttur. Eğer kitap ve sünnete mevcut olmamış olsaydı Allah Azze ve Celle'nin bizi bu iki kaynağı yönlendirmesi de ne olurdu? Anlamsız olurdu. Zaten başka ayet-i kerimelerde de مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ diyor Allah. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Tabi bu levh-i mahfuz mudur, Kur'an mıdır? Alimler ihtilaf etmiş olsalar da Allah kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Ve Peygamberimiz de bizi تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا diyor. Ben sizi öyle bir yere bıraktım ki gecesi gündüzü gibidir diyor. Yani hiçbir kapalılık yoktur, apaçıktır. Eğer buna dönüp buna başvurursak ihtilaf anında ne yapmış olacağız? Buna dönüp buna başvuracak olursak Allah'ın izniyle kurtuluşa ve felaha ereceğiz. Yoksa Allah sorunun çözüm olamayacak kaynaklara bizi yönlendirilmesi düşünülemez. Oku. Bu beşinci prensip şu anlamda yükselmektedir. 1. İslam hakemdir ve hiçbir kimse onun üzerinde hakim değildir. Bu ise onun güç ve hüccet olmasındandır. Bu demektir ki insanların söz ve fiillerinin doğru veya yanlış olduğunun ölçüsü ve hakemi Allah'ın şeriatıdır. Anlaşamadıkları durumlarda onlar arasında hakemlik yapma hakkı da O'nundur. Hakkı da, batılı da belirleyen İslam'dır. Şimdi bu prensibi anladığımız zaman o zaman neyi anlıyoruz? Her halükarda İslam'a dönmemiz gerekiyorsa birinci madde İslam her şeyin üzerinde hakimdir. Her şeyde nedir? Her şeyde İslam'a bağlıdır. Çünkü ihtilaf anında İslam'a dönüyorsak eğer, Kur'an ve sünnete dönüyorsak o zaman hakkı da batılı da belirleyecek olan, doğruyu da yanlışı belirleyecek olan da nedir? İslam'dır. Yani İslam hakemdir, insanların ona uyması gerekir. Yoksa insanların İslam'ı kendine uydurması gerekmez. Mesela bunun en çarpık örneği, özellikle ihtilafın çıkmasındaki sebep ve İslam'ın bu hakemlik meselesindeki en çarpık örnek, şahısların bir cemaate bağlandıktan sonra, o cemaatin fikrini benimsedikten sonra açıp Kur'an ve sünnetten kendi cemaatinin fikirlerini destekleyen ayet ve hadisler toplamasıdır. Bu nedir? Bu ihtilafın çıkmasındaki en çarpıcı örnek budur. Çünkü herkes önce bir fikir benimseyip daha sonra da gidip bu fikrin delillerini Kur'an ve sünnetten araştırdığından dolayı ihtilaf ister istemez çıkar. Çünkü ortaya bir sürü din çıkıyor ve her din sahibi de dininin delilinin kaynağının Kur'an olduğunu iddia ediyor. Oysa insanlar önce araştırma yapsalar, Kur'an ve sünneti güzelce bir okuyup anlasalar, anladıktan sonra oluşan iskelete göre bir fikir kabul etseler, bu ihtilafların azalmasına sebep olacak. Ama biz İslam'ı değil de kendi cemaatimizin fikrini veya içinde bulunduğumuz ortamın fikrini İslam'ın üzerine hakem yapmaya çalışınca ister istemez ne oluyor? Ortalık karışıyor. Hem ihtilafa sebep oluyor hem de İslam'ın hakimlik noktasında İslam'ın hakimliğine bu zarar veriyor. Buyur efendim. Günümüzde insanların şeriat üzerine hükmetmeye çalışmalarının en çirkin örneklerinden biri de demokrasi adına İslam şeriatının uygulanıp uygulanmaması konusunda doğrudan veya parlamento yolu ile halkın görüşüne başvurulması veya bu konuda referandum yapılmasıdır. Bu demektir ki yaratıcının şeriatını uygulayıp uygulamamak yaratılanların iradesine bağlıdır ve yaratılanlar bu şeriatın uygulanıp uygulanmaması konusunda tercih yapma hakkına sahiptirler. Bu ise en büyük küfürdür. Allah'ın indirdikleri dışında hükümler ile hükmeden yöneticiler hakkında El-Akid-Tahaviyye'nin şarihi şöyle der. Yöneticinin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin vacip olmadığına veya bu konuda tercih yapma hakkının olduğuna inanması veya hükmün Allah'ın hükmü olduğundan emin olduğu halde bunu ciddiye almaması
en büyük küfürdür. İslam'ın hakem değil de mahkum olarak kabul edilmesinin en büyük örneği demokrasidir. Yani hatta bugün mesela kendini şeriatçı zanneden demokrat kafirler, işte demokrasiye giderekten halkın çoğuna, işte halkın çoğundan oy aldıktan sonra şeriatı getireceklerini iddia ediyorlar. Aslında bu bile başlı başına bir küfürdür. Niye? Adamın şeriatı istemesi bile küfür oluyor. Sebep? Çünkü şeriatı isterken bunu insanların şeyine bırakıyor, insanların tercihine bırakıyor. Yani çoğunluğun kafasına eserse, şeriatçı bir partiye oy verirse, o partide ne yapar? O partide şeyi getirir, şeriatı getirir. Bu zaten nedir? Allah'ın şeriatını uygulama noktasında kişinin veya halkın tercih sahibi hakkına, yani tercih etme hakkına sahip olduğuna inanmak bile başlı başına nedir? Başlı başına bir küfürdür. Çünkü herkesin üzerine farz ve vacip olan Allah'ın şeriatıyla hüküm etmesidir. 2. Peygamber dışında bu ümmette masum kimse yoktur. Yani peygamber dışında kimse hatalardan korunmamıştır ve hata yapabilir. Çünkü Allah-u Teala anlaşmazlık durumunda Allah'a ve Resulüne başvurmayı emrederken şu veya bu kişinin görüşüne başvurmayı emretmemiştir. Böylece Allah ve Resulü dışında kimsenin yanılmaktan korunmuş olmadığı anlaşılmaktadır. Şimdi aynı zamanda bu maddenin bir gereği de nedir? Resulullah'tan başka masum olan insan söz konusu değildir. Eğer Resulullah aleyhissalatü vesselam dışında biri bir söz söylemişse kimse ona ne yapamaz? Kimse ona masum gözüyle yaklaşamaz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın dışında bu ümmette korunmuş kimse yoktur. Zaten İmam Malik, işte daha önce hatırlıyorsanız İlmihal dersinde okumuştuk beraber. Herkesin sözü alınır ve terk edilir. Bu kabrin sahibi müstesna diyordu. Niye? Çünkü kabrin sahibi masumdur. Kabrin sahibi korunmuştur. Fakat diğer insanlar hatadan ne yapılmamışlardır? Korunmamışlardır. Özellikle mezhep meselesinde, yani özellikle mezhep meselesinde ve bugünkü cemaatler meselesinde, cemaatleşme meselesinde gerçekten bu fikrin insanlara aşılanması lazım. Tek masum Resulullah aleyhissalatü vesselam'dır. Resulullah'tan başka masum yoktur. Onun sözü insanların sözünün üzerinde hakem olmalıdır. İnsanların sözü onun sözünün üzerinde hakem olmamalıdır. Anlayışını insanlara ne yapmak lazım? İnsanlara anlatmak lazım. Kitaba ve sünnete döndürmek, çoğu zaman kitap ve sünnet ile amel eden alimlere başvurmak şeklinde olmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki onu Resul'e veya aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Allah'ın size lütuf ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna şeytana uyup giderdiniz. Şimdi kitap ve sünnete dönün dediği zaman Allah Azze ve Celle, zaten Allah'a ve Resulüne itaat ettiği için dedik, ilk başta Allah'a ve Resulüne itaat edecek, ihtilafa düşerse kitap ve sünnete gidecek. Zaten eğer Allah ve Resulüne hemen dönmekle insan meseleyi anlıyor olsaydı, o zaman kitap ve sünnete dönmenin bir anlamı kalmazdı tekrardan, yani ihtilaf olmazdı. Ama ne var? Her işte bir ehliyet olduğu gibi, kitap ve sünnetten hüküm çıkarma da bir ehliyet ister. Belli bir şey ister, belli bir derece, belli bir seviye ister. Bunun için de Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız işi götürün ehline sorun. Veya onlara bir emir geldiği zaman, işte güven ve korkuya dair bir emir geldiği zaman onu yaymak yerine ondan hüküm çıkarabilecek ehil olan insanlara götürmüş olsalardı diyor Allah Azze ve Celle, böyle bir işin iç yüzünü anlarlar, sorun da kalmazdı. Şimdi alimlere başvuracağız, doğrudur. Fakat Allah Azze ve Celle alimlere dönme noktasında, mesela Kur'an-ı Kerim'de dedik ya geçen dersimizde, tam bağlılık ve teslimiyete engel hallerden biri nas'ın bir kısmını alıp bir kısmını almamaktır. Mesela adam diyor ki, Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor gidin alimlere söyleyin. Siz diyorsunuz ki işte yok bu alim olmaz, yok şu alim olmaz diyor mesela. Örnek veriyorum. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de gidin alimlere sorun derken, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ilme çok farklı bir yaklaşımı var. Allah'ın yanında malumat sahibi olmak kişiyi alim yapmaz. Yani Allah mesela Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde çok ciddi malumat sahiplerine kitap yükle eşekler diyor Cuma suresinde. Bir yerde de çok ciddi malumat sahibi bir adama onun misali köpeğin misali gibidir diyor örnek olarak. Demek ki Allah'ın yanında çok bilmek, yani kendisine sorulması gereken insanlar çok bilen insanlar değildir. Çünkü çok bilen insan, çok malumat sahibi olan insan Allah bir yerde eşeğe benzetiyor, bir yerde köpeğe. En
Kötü iki hayvana benzetiyor yani. Allah'ın kastetmiş olduğu kimdir? Kunu rabbaniyine bima kuntum tuallimunel kitabe ve bima kuntum tedrusun. Öğrendikleriniz ve öğrettiklerinizde Rabbani alimler olunuz diyor Allah Azze ve Celle. Rabbani alimlerdir Allah'ın kastettiği. Rabbani alim kimdir? Bir, Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan, dünya hayatına meyletmeyen, vakayı anlamış ve tevhid ilmine sahip olan insandır. Çünkü bakın Allah Azze ve Celle Mekke'den insanlara cahil diyor Kur'an-ı Kerim'de. O cahillerden yüz çevir diyor. Cahil dediği insan devlet yöneticisi Allah'ın. Cahil dediği insan Mekke toplumunu yöneten insanlar. Yani Allah bunlara cahil diyor. Demek ki şirk ehli Allah'ın yanında her harükâlda nedir? Cahildir. Bunun yanında Allah ilimle kendisini yükseltmek istiyoruz dediği insanlar, kendilerine ilim verdiği dediği insanlar bakın kendi halinde gariban ya nebilerdir ya rasullerdir ya veyahut da sahabe ve onlara tabi olan insanlardır. O zaman ilim Allah'ın yanında nedir? İlim Allah'ı tanımaktır. Gerçekten Allah'ı tanıyan ve bunun hakkını eda eden, yani bunun gereklerini hayatında yaşayan insan Allah'ın yanında alimdir. Yoksa malumat sahibi olan insan, çokça malumatı olan insan, Allah'ın yanında malumat sahibi bazen insanı eşek de yapabiliyor, bazen insanı ne de yapabiliyor, bazen insanı köpek dahi yapabiliyor. O zaman alim kimdir? Tekrar söylüyoruz. Alim, Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi Rabbani olan insandır. Öğrendiklerinde ve öğrettiklerinde yaşayan ve yaşatan insandır. Ve insanlara Rabbini tanıtan insandır. Yoksa alim dediğin zaman ünvanı daha büyük olan, daha çok izlenen bir televizyon kanalından çıkmak insanın ilminde şey değildir. İnsanın ilminde ölçü değildir. Bugün mesela insanların gidip soru sorduğu, bir de gidin işi ehline sorun diyor Allah. Yani alime de değil, gidin işi ehline sorun diyor. Bu işin ehli kimse gidin ona sorun. Mesela bu ayette adam diyor ki bugün ehil kimdir? Mesela ehil diyor ilahiyatçılardır. Misal örnek veriyorum. Gidip ilahiyatçılara adam şey yapıyor, soru soruyor. Veya Diyanet imamıdır. Mesela ehil olan insan. Adam gidip dini onlara soruyor. Hem dini gidiyor hem adamın ahireti gidiyor. Hem dünyası hem ahireti bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. İlahiyatta okumuş olan bir insan ehil bir insan olamaz. Niye ehil bir insan olamaz? Şimdi ben öyle bir okulda okuyorum ki bu okulda İslam'ın en büyük şiarı olan başörtüsü yasaktır. Örnek veriyorum. Bu okul İslam'a olan düşmanlığını açık bir şekilde ifade ediyor, İslam'a saldırıyor ve geleneksel İslam'a saldırıyor bir de. Yani hakiki İslam'a bile değil, geleneksel İslam'a dahi saldırıyor. Bana din öğretirken benim müfredatımı da bu insanlar belirliyorlar. Ondan sonra ben bu okuldan mezun olduğum zaman diyorum ki ben din hakkında ehliyet sahibiyim, ben şeyde konuşabilirim, din hakkında konuşabilirim diyorum. Yani bunun kadar saçma başka bir şey olamaz. Veyahut da şimdi düşünün adamın biri gidip kilisede İslam'ı öğrenecek. Ondan sonra çıkıp gelecek diyecek ki ben ehliyet sahibiyim, ben de malumatım var. Yani İslam hakkında malumatım var diyecek ve insanlara din anlatacak. Niye kilisede yetişen bir insanın anlattığı din kabul olmuyor insanlar tarafından? Çünkü kilise din vermeye yetkili merci değildir. İslam dinini gene insan İslam alimlerinden öğrenir. Papazdan İslam dini öğrenilmez. Bugün sen papazdan öğrenmiyorsun, gidip ilahiyatlarda veya tağuti sistemin resmi memurlarından gidip din öğrendiğin zaman sen de tağuti sistemin papazlarından din öğrenmiş oluyorsun. Yani kilise papazı olmasa bile, kilise papazı ehli kitaptır, biraz yine imtiyazı vardır. Bunlar ya asli kafirdir ya mürtettir. Yani bunların öyle bir şeyi de yok. Bunların öyle bir imtiyazı da söz konusu değil. Ondan dolayı işi götürüp ehlinden almak lazım. Soru sorarken götürüp ehline soru sormak lazım. Buyur efendim. Alimlere sormak ve kendilerine başvurmak bağlamında Müslüman kardeşlerimi şu iki sınıf ilim ehline karşı sakındırmak isterim. 1. Kitaplara kapanan ve halkın vakasından kopmuş bulunan alimler. İbn Kayyim rahmetullah şöyle der. Müftü ve hakim fetva ve hükmü ancak iki şeyi anlayarak verebilir. Birincisi mevcut durumu anlamak, yani meydana gelen olayla ilgili karineleri, işaretleri ve alametleri öğrenmektir. İkincisi ise meydana gelen olayla ilgili hükmü anlamaktır. Bu ise olayla ilgili olarak Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde verilmiş hükmü bilmek ve benzer olaylar için aynı hükmü uygulamaktır. Şimdi şeyh alimlere başvurmayı söyledikten sonra aslında ilimle ilgili burada şeyler de zikretmedi, ayet ve hadisleri. Bir toplumun kurtuluşu ilimdedir. İlim ehliyle beraber olmaktadır. Ama iki sınıf ilim ehlinden de diyor ben insanları sakındırıyorum. Özellikle soru sormaktan sakındırıyor. Birincisi kitaplara kapanmış ve halkın vakasından kopmuş olan alimler.
Yani adam evinde oturmuş, güzel bir mektebe kurmuş kendine, habire okuyor. Okuyor ama vakadan şey yok adamın. Adamın vakadan haberi yok. Adam bu şekilde ne yapıyor? Adam bu şekilde okuyor. İbn-i Kayyım'ın sözünü getirmiş, müftü fetva verdiği zaman hem vakayı çok iyi anlaması lazım, hem de o vakada Allah'ın hükmünü anlaması lazım. Yani Allah'ın genel hükümlerini değil. O vaka için Allah ve Resulü ne demiş? Özellikle müftünün bir de ne yapması lazım? Bunu anlaması lazım. Şimdi mesela arkadaşlar diyelim ki insan vakayı anlamadığında ne kadar büyük sorunlara sebep oluyor. Diyelim mesela düşün işte bir adam Suud'da, yani yıllardır adam hadis okumuş, hadis ezberlemiş, metin ezberlemiş, senet ezberlemiş falan. Şimdi adama diyorsun ki bu yöneticilere karşı ne yapmamız lazım? Adam sana başlıyor 30 tane 40 tane yöneticilere itaat etmekle ilgili hadisleri getiriyor. Yöneticilere itaat etmemenin zararlarıyla ilgili alimlerin sözlerini getiriyor. Şimdi tamam, sen adam doğru, yani adamın ilmine ağzını açamıyorsun. O kadar güzel anlatıyor adam. Ama adam vakadan beyhaber. Yani bu hadislerin kimler için söylendiğine veya bizim vakamızdaki adamların bu hadislere girip girmediğinden adam vakadan bir haber olduğu için. O kadar güzel ilmi olmasına rağmen, buna rağmen hem sapıyor hem de ne yapıyor? Hem de saptırıyor. Bundan dolayı vakadan kopuk olan insanlara vaka ile ilgili soru sorulmaz. Önce vaka onlara anlatılır. Yani vaka kendilerine bildirilir. Ondan sonra kendilerine soru sorulur. İşte bunlar da kimdir genelde? Bunlar da böyle odasına, evine kapanmış, habire okuyan, ilim yapıyorum diyen ama insanlara faydası olamayan, çünkü kendisinin vakayı anlamadığı insanlardır. Delilin sahih olması, kişinin delilleri bilmesi, doğruya isabet etmesini gerektirmez. Kişinin doğru delili, doğru vakada kullanması kişiyi doğruya götürür. Mesela bunun en güzel örneği nedir? Daha önce de söylemiştik bunu. Sahabenin cünüp olan bir adam seferde sahabeye gelip diyor ki benim başımda yara var. Bana ruhsat var mıdır? Hani ben başımı yıkamayayım diyor gusül alırken. Sahabe ne diyor? Yok. Çünkü suyun olduğu yerde ne olmaz? Suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz. Sahabe de diyor ki sen teyemmüm yapamazsın. Delil doğru mu? Doğru. Suyun olmadığı yerde teyemmüm yapılır. Suyun olduğu yerde teyemmüm yapılmaz. Fakat delili kullandıkları vaka ne? Yanlış. Niye? Çünkü bu adamın kafası yaralı. Yani bu delil bu adam için geçerli değil. Bu adam zaten yaralı olan bir adam. E ne oluyor? Adamı öldürüyorlar. Doğru delili yanlış vaka uygulayınca adamı öldürüyorlar. Peygamberimiz de onlara beddua ediyor. Adamı öldürdüler, Allah da onları öldürsün diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sebebi soru sormadan, öğrenmeden, vakayı bilmeden genel delilleri oturtup ne yapmaktır? Vakaya karşı kullanmaktır. Ondan dolayı ne diyoruz? Vaka gerçekten şeriatın anlaşılmasında çok önemlidir. Hem de hükmün hangi vakada indiğini bilmek de aynı zamanda. Getirip yine doğru vakayı uygulamak, bu da çok çok önemlidir. İşte bu birinci kısım şeyde olmayan alimlerin. Mesela örnek vereyim bir tane. Yani belki biraz uzattık bugün, hakkınızı helal edin. Bankayla ilgili konuşuyoruz hocanın biriyle. Mesela diyor ki faiz maddesi var ya şeyde, kredi kartı alırken mesela. Faiz maddesi yok mu şeyde, anlaşmada, sözleşmede? Diyor ki hoca bize. Şimdi diyor doğrudur diyor. Senin dediğin doğrudur ama diyor bu akit gene geçerlidir diyor. Millete demeyinsin akdiniz batıldır diyor. Bu akit diyor geçerlidir. Bir şey olmaz. Bir haram da olsa diyor İslam'da böyle akitler geçerlidir diyor. Millete. Ya hocam dedim, TC'de akidin geçerliliği veya geçersizliği söz konusu, böyle bir şey yok TC devletinde yani. TC'de bütün akitler geçerlidir. Neyin altına imzanı atarsan at, o akit TC'de geçerlidir. Bu akit fasıttır, bu akit batıldır, bu akit sahihtir. İslam devletinde mi yaşıyoruz? Veya bizim kadımız mı var? Sen diyorsun işte insan gitse taksitle bilmem, taksitle alışveriş yapsa, faiz maddesini kabul etse, tamam doğrudur işte, bu yanlıştır ama bu akit geçerlidir. Ya biz bundan konu, biz bu haram mıdır değil midir bunu konuşuyoruz. Ama adam vakayı bilmediğinden dolayı, adam ne yapıyor? Kafası fıkıh, bak fıkıh iyi biliyor adam. Neyin geçerli olup olma, orasını güzel okumuş. Fakat vakayı bilmediğinden dolayı ne yapıyor? Adam hala geçerli geçersiz, ya TC'de böyle bir şey söz konusu değil ki. Fasit akit, sahih akit diye bir şey yok. Çünkü TC'de imzayı attıktan sonra yani her türlü akit geçerli. Kimi satıyorsan sat, kimi alıyorsan al. Yeter ki git devlete bir imza at, vergini ver. Her şeyin satışı TC'de geçerlidir yani. Sahih fasit diye bir şey yok. Ondan dolayı gerçekten vakayı güzel anlamak, güzel idrak etmek lazım. Buyur efendim. Bu birinci sınıf hocalar. İki, mal, makam ve başka şeylerle Allah'ın dinini az bir ücret karşılığına satan alimler.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mal ve makam için aç gözlük yapan kişinin dinine verdiği zarar, aç iki kurdun koyun sürüsüne dalarak verdiği zarardan daha büyüktür. İbn-i Kayyım Rahimullah şöyle der. İlim ehlinden dünyayı tercih edip sevenlerin fetvalarında ve hükümlerinde, haberlerinde ve getirdikleri hükümlülüklerde hak olmayanı söylemesi kaçınılmazdır. Çünkü Allah'ın hükümleri çoğu zaman insanların ve özellikle de riyaset, yönetim ehli ve şüpheli şeylerin peşine düşenlerin arzularına aykırı olur. Bunların arzuları ancak hakka muhalefetle ve hakkı itilemekle gerçekleşir. Alim ve yönetici liderliği seviyorsa ve şehvetlere uyuyorsa bunu ancak hakkı itelemek ile elde edebilir. Abdullah bin Mübarek de şöyle der. Hükümdarlar, rahipler ve kötü deni adamlarından başka dini kim bozdu ki? Şimdi ikinci seviye bu mal ve makam için veyahut da diyelim mevki için, işte ünvan için, işte doktorluk, profesörlük için çaba gösteren insanlara din hakkında ne yapmamaktır? Din hakkında soru sormamaktır. Niye? Çünkü bu adamın derdi, ulaşmak istediği gaye bir makamdır. Ya Allah Azze ve Celle'nin makam da genelde kimin elindedir? Yöneticilerin elindedir. Ve Allah Azze ve Celle'nin hükümleri de yöneticilerin heva ve hevesiyle muhalif olduğu için bu adama bu konuda ne yapılmaz? Soru sorulmaz. Çünkü kendi hedefi şeyi elde etmek olduğu için, bir makam, mevki elde etmek olduğu için asla yöneticiyle ters düşecek bir şey söylemez. Asla kendi makam ve mevkiye giden yolda kendisine engel teşkil edebilecek bir fetva asla vermez. Ondan dolayı bu adamlara karşı ne yapmak lazım? Bu adamlara karşı iyice dikkatli olmak lazım. Ve şunu da iyi bilmek lazım. Yönetici tabaka, yani Allah'ın aristokrat dediği tabakayla Allah'ın hükümleri her zaman nedir? Birbirine terstir. Yani bunların hevalarıyla, hevesleriyle, rahatlıklarıyla Allah'ın hükümleri terstir. Doğal olarak bunların sisteminin içinde yer alan veyahut da bunların yanında bulunan adamlara kat'iyetle soru ne yapılmaz? Kat'iyetle soru sorulmaz. Niye? Çünkü sorulan soruda insanın yanıltma ihtimalleri çok 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 büyüktür. Hele bir de bu soru emri bil maruf, cihat veyahut da tağuti sistemlere karşı tutum ve tavırla ilgili bir soruysa kesinlikle ve kesinlikle bu adamlara ne yapılmaz? Bu adamlara soru sorulmaz. Bu konuda neyi seçmek lazım? Vasıflarını zikretmiş olduğumuz Rabbani olan, gerçekten ilmi anlamış, özellikle tevhid ilmini anlamış ve Allah'ı tanımanın gereklerini hayatında yaşayan insanlara bu konuda ne yapmak lazım? Soru sormak lazım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ